Alçı Traction'a hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz haftadan beri görüşemiyoruz. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Şimdi bugün sizlerle birlikte Lil Zane Default parçasını dinleyeceğiz. Kanala yeni denk geldiyseniz ve kanalda neler olduğunu bilmiyorsanız, her hafta çıkan yeni şarkıları, en çok istek gelen yeni şarkıları, reaksiyon videoları çekiyorum ve şarkı hakkındaki fikirlerimi belirtiyorum. Umarım videolar hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bugüne kadar hiç reaksiyon çekmediğim bir isim Lil Zane. Dolayısıyla bu aralar kanal 1 yıldır açık ve halen daha reaksiyon çekmediğim isimler var. Bu aralar onlara reaksiyon çekmeye gayret gösteriyorum. Eminim farklı farklı istekler tekrar gelecek ama bu haftalık Lil Zane Default parçasıyla başlayalım. Şarkımız 1 saat önce paylaşıldı ve 1 saatte 4400 görüntülenme aldı. Açıkçası Lil Zane hakkında fikirlerimi de paylaşmam gerekirse yaptığı işler gerçekten kaliteli işler. Tarz olarak standart bir tarz değil ve yazdığı lirikler kaliteli lirikler. Yazdığı liriklerin bir tarzı konsepti oluyor genelde ve klibi de bunlarla birlikte güzel uyarlıyor. Mumble rap tarzını genelde tercih ediyor. Mumble rap benim sevdiğim bir tarzdır ve Lil Zane de bunu gerçekten iyi yapabildiğini düşünüyorum ki bu kadar insana hitap edebiliyor şarkılarında. Bir önceki yaptığı OnlyFans parçasını çok uzun süre dinlemiştim. Reaksiyon videosu çekemesem de çok sevdiğim bir parça olmuştu. Bakalım Default parçası nasılmış arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki yorumlara da bakalım bir ne var ne yok hemen. Her seferinde bizi şaşırtman ve her defasında daha da iyisini yaparak zirvede bırakman demiş. Kalp koymuş, ateş koymuş, kılıç koymuş. 5 dakikada tutan şarkı yapan ablam. Allah Allah, hadi bakalım. Tarzı Lil Uzi Vert'le mi başladı Amerika'da? Sanırım onunla başladı. Daha öncesinde belki yapanlar duymadıklarım olmuştur ama. Geçtiğimiz hafta Berçan Güven ve Alizade bu şekilde bir beat tercih etmişti. Bakalım mumble rap tekniğiyle nasıl olacak bu beat. Ama güzel başladı. Klipte de yine değişik bir vibe var. Flowlar çok farklı ya. Yani Lil Zane'in flowları gerçekten çok farklı. Ben dinlerken şaşırıyorum gerçekten. Yani her defasında bir değişiyor, iniyor, çıkıyor. Her defasında farklı tekniklerle giriyor falan filan. Gerçekten değişik. Herkese limoni, kalmam lazım uyuk, tutu diyor da almam zeni. Geldik konumda, tepsi organik yoksun ne? Orada perhes, orada havyar sushi. Pennywise bulduk küçük çocuğu içimdeki. Abi klip de çok güzel olmuş, bakar mısın görüntülere? Oyuncakların arasında devrilmiş oyuncaklar var, gidip giden hayaller var belki, bilmiyorum. Şimdi tabii videoya gelip şimdi abi Şam olayı şöyle böyle diyenler olacak ama arkadaşlar beni biliyorsunuz, ben magazin tarafına çok fazla girmiyorum. Olabildiğince müzik hakkında yorum yapıyorum. Yani insanları magazin hayatlarından ayırmak gerekiyor müzik gibi alanlarda. O yüzden o konu hakkında bir yorum yapmayacağım tabii ki ama klip çok güzel olmuş abi. Biraz daha geri sarıp başlayalım. Abi çok farklı bir tarz şu an. Olup küçük çocuğu içimdeki heyecan duymam için olmam lazım artık vahşi. Bulaşmadı belaya vurmak için. Abi o nasıl bir vokal? Olmam için olmam lazım artık vahşi. Bulaşmadı belaya vurmak için mi? Ya tutmasa diyen çoğu ayak gölün tipi. Oho. Abi ne diyorsun? Çok güzel bir geçiş olmuş lan. Gerçekten çok güzel olmuş. Ulan,
Abi Allah'ım ya arkadaşlar bakın şimdi flow'lar falan filan gerçekten çok farklı olmuş. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şarkı çok iyi olmuş. Yorumlayamadım amına koyayım. Sovat. Kafiyeler falan da çok güzel olmuş ya. Yani lirikleri şimdi mumble rap tarzında genelde insanlar çok anlamadıkları için sözlere odaklanamıyorlar. Sözlere odaklanamıyorlar ama müziğe de dalıyorlar. Şimdi mumble rap'te genelde böyle insanlar şey oluyor abi. Eğer kulağa güzel geliyorsa hani sözlere çok fazla merak etmeden dinliyorlar. Şimdi bu şarkıda mumble rap olduğu için insanlar genelde anlamayabilirler ama hani arkada akıp giden bir beat var ve flow geçişleri çok farklı olmuş. Kafiyeleri falan da çok güzel yakalamış. Klip zaten hani böyle paranoyak hareketler falan filan yapılmış böyle. Şuralarda falan filan böyle hani paranoyak olmuş gibi böyle. Hani o da çok güzel olmuş. Abi şarkı perfect. Yani ben şu anda şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Herkesin farklı bir tarzı var. Yani kimisi hoş olmayan şekillerde... Piyasada isim yapmaya çalışır ama tabii ki bu da bir tarzdır. En nihayetinde buna da saygı duyuyorum. Kimisi gerçekten kalite açısından müzikal olarak güzel bir şeyler sunarak bir yerlere gelmeye çalışır. Lizzie bu tarafı tercih ediyor. OnlyFans parçasında da zaten diğer tarafı tercih edenlere bayağı ciddi göndermeler falan filan yapmıştı. Ve kalitesini de bozmadan devam eden nadir isimlerden bir tanesi. Yani o yüzden gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Şarkıya da ben bayıldım açıkçası ya. Gerçekten çok güzel parça olmuş. Klip çok iyi ya. Klip gerçekten çok güzel olmuş. Amına koyayım ya. Harika ya. Evet arkadaşlar şarkımızın sonuna geldik. Şarkıyı gerçekten çok beğendim. Yani gerçekten çok beğendim. Hakikaten bunu böyle günlük alıp dinleyeceğim playlistime ekliyorum ve tebriklerimi iletiyorum gerçekten. Klipteki oyunculuğu falan filan da çok güzel olmuş açıkçası. Yani ben buradan şunu açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye'deki belki de şu anda en iyi kadın rapçi olma konusunda hakikaten bayrağı elinde tutan insan diyebilirim Lizzie için. Açıkçası arkadaşlar Lizzie hakkındaki düşüncelerimi de sizlerle paylaştım. Şimdi videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Peace bro.